yaptı. Amada Karayna ve Rozet Ekir'in komite katya avadaki başkan Aziz Hanım gel o ilo diziyle bot Diye lahmı kadana.
vardır. Mecana var ne baya. Bir an ne heybet emin erin. Ki hıraz bu çok. O kini ben kod edin. Baya gel. Baya kat. Baya cine soruş gel. Baya gel emonat. Cehemi zakti zedetir. Lisan kod. Lisan lingi kod. Bu zihniyet ölümdür. Bu zihniyet zulümdür. Bu zihniyet işte yaşamımıza kastetmiş bir zihniyettir ki bundan kurtulma zamanı gelmiştir. Anlamaya çalışıyorlar. Ben söyleyeyim onlara neden böyle oldu biliyor musunuz? Çünkü siz İmralı'da masayı devirdiniz. O yüzden böyle oldu. O masayı devirmeseydiniz bir çözüm vardı. O çözüm işte bu insanlar için yaşam hakkıydı. Çünkü kaynaklar savaşa gitmeyecekti. İnsanlar için harcanacaktı. Yurttaşlar için harcanacaktı. Türkiye halkları için harcanacaktı. Ama siz masayı devirdiniz. Ve o masanın altında hem siz kaldınız hem de bu halkı bırakmaya çalıştınız. Ama herkese söz. Biz o masayı yine dört ayak üzerine koyacağız. Türkiye'nin, Türk halkının, Türk halkının, Türkiye halklarının özlemini duyduğu demokratik çözüm sürecini mutlaka başlatacağız. Bir mermi kaç para diyenlere, bir top kaç para diyenlere, İHA, SİHA için bu ülkeyi savaşa sürükleyenlere inan, barışı mutlaka var edeceğiz. Soframızdan ekmeğimizi çalanlara, işimize, aşımıza göz koyanlara, kentimizi, doğamızı talan edenlere inan, yeniden bir araya geleceğiz, demokratik cumhuriyeti var edeceğiz. Halkının iradesini yok sayanlara, kentlerimize kayyum atayanlara inan, o kayyumları buradan süpürüp atacağız. Yitirdiklerimize sözümüz olsun. Asla bu mücadeleden, bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Dönen dönsün, biz yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Bizim yolumuz üçüncü yoldur. Bu yol demokratik çözüm yoludur. Bu yol demokratik cumhuriyetin yoludur. Bu yol insanlığın kurtuluşudur. İşte bu yolda yürüyerek halkımıza, halklarımıza verdiğimiz sözü tutarak mutlaka bu ülkeye demokrasiyi de, barışı da biz getireceğiz.
HDP getirecek. Gençler diyor ki, hükümet istifa. Ben de diyorum ki, sakın istifa etmeyin. Çünkü sizi biz sömürüm atacağız. Mücadelenle gurur duy, halkınla gurur duy. Ben kimim? Ben okyanusta bir damlayım. Gurur duyacak olan işte bu halktır. Sevgili halkımız, demokratik çözüm dedik, bunda ısrar ettik. Onlar ne yaptılar? Kobani düşmeyince çöktürme planı yaptılar. Oysa Kobani Orta Doğu'nun son seküler kalesiydi. Düşseydi bugün bu ülkede laiklikten bahsedecek kimse kalmayacaktı. Kobani DAEŞ şekillerini durdururken Orta Doğu'ya, Mezopotamya'ya, Anadolu'ya, Türkiye'ye büyük bir umudu müjdeledi. O da seküler bir yaşama, çoğulcu demokratik bir yaşama müjdeledi. Ama bunlar çetelerle işbirliği yapanlar, bunu içine sindiremeyenler çöktürme planı hazırladılar. O çöktürme planı işte ülkeyi çökertti. Bu büyük enkazın nedeni işte planlarıdır. Şimdi çıkmışlar depremden sonra. Cumhurbaşkanı diyor ki bu kader planıdır. Kaderi bu işe karıştırma. Bu çöktürme planıdır. Bu sizin beka planınızdır. Bu iktidarınızın yolsuzluk planıdır. Bu sizin savaş zulüm planınızdır. Bu işe kaderi Allah'ı karıştırma. Demokratik çözümün de bir sahibi var. Ülkede Kürt meselesi çözülmediği sürece biz bu planları yaşamaya devam ederiz. Bu planları sonlandırmanın yolu başta Kürt meselesini çözmekten, demokratik çözümden, demokratik cumhuriyetten geçer. Bunun içinde bunun bir muhatabı var. Muhatabı Sayın Öcalan'dır. Muhatabını yok sayarak bir halkı yok sayamazsınız. Muhatabını yok sayarak Orta Doğu halklarını yok sayamazsınız. Muhatabını yok sayarak çözüm üretemezsiniz. O yüzden bu adamı vardır, bu adamıyla birlikte konuşacaksınız, düşüneceksiniz, bir çözüm üreteceksiniz. Birlikte özlemini duyduğumuz adalete kavuşacağız. O gün geldiğinde tecritten kurtulacağız. O gün geldiğinde hasretini çektiğimiz yoldaşlarımıza kavuşacağız. Figen'e kavuşacağız, Sabahat'a kavuşacağız. Gürtan'a kavuşacağız. Selahattin'e kavuşacağız.
binlerce yoldaşımızın tutsaklığı son bulacak. Sürgünde yaşayan binlerce yoldaşımız evine yurduna dönecek. Yine kentlerimizi biz yöneteceğiz. İşte o yüzden şimdi hep birlikte o güzel güne hazırlanalım. Unutmayın, bizim oylarımız başka oylara benzemez. Bizim oylarımız bizim tarihimizdir, mücadelemizdir, direnişimizdir. Bize dediler ki, çekin gidin. Hatırlıyorsunuz değil mi? 31 Mart'ta yerel seçimlerde dediler ki, defolun gidin. Biz de dedik ki, buradayız, gitmiyoruz. Şimdi bir kez daha söylüyoruz. Buradayız, birlikte değiştireceğiz. Bu iktidardan hep birlikte kurtulacağız. O güzel günde buluşmak üzere. Gizli yolun açık olsun. Gizli yolun açık olsun.